Sen kaç tane alacaksın? Burada olmaktan mutlu olduğumu ben söylemek istiyorum. Bu sene dağıtmaya devam ettik. İlk senede 130 bin fide dağıtmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de 100 binin üstünde, 100 bine yakın. Tabii 100 binin biraz üstünde fide dağıtacağız. Biz üreticinin yanındayız, çiftçinin yanındayız, halkımızın yanındayız. Çilek fidesi olsun, üzüm bağları olsun, lavanta olsun, domates olsun. Yaklaşık 2.4 milyon fide dağıttık bugüne kadar. Tabii gübre desteği, hayvan desteği, çiftçiye daha farklı destekler, 30 dönümün altında ekin eken çiftçiye biliyorsunuz maddi destek yaptık, devam ediyoruz ona. Çünkü siz üretmezseniz insanlar aç kalır. Hani çiftçi milletin efendisidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Biz de tekrar milletin efendisi olma yolunda, çiftçinin yanında ve desteğimiz devam edecek o konuda. Diyalogumuz var ki, diyelim ki İstanbul'da ne yok? Çilek yok. Çileği buradan göndereceğiz. İzmir'de ne yok? Nohut yok. Nohutu buradan göndereceğiz. Yani çok kazançlı bir döneme giriyoruz çiftçiler açısından. Keçi boynuzu, ceviz ve badem fidesi dağıtacaklar yakında. Onu yetiştiriyoruz. Hani olmamışları olduruyoruz. Olmayan şeyleri yapıyoruz. Çiftçinin, vatandaşın neyine, lehine ne varsa onu yapıyoruz. Artık tipik sadece yol yapan bir belediye başkanlığı sistemini kaldırıyoruz. Bunlar yeni nesil belediyecilik diyoruz bunları. Yeni nesil belediyeciliği kardeşiniz başlattı Adana'da. Hepsi size feda olsun. Teşekkürler.